Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Emrehan Halıcı'yı kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Genel Başkanım, çok değerli parlamenter arkadaşlarım, eskiden bakanlık yapmış olan çok değerli isimler burada. Cumhuriyet Halk Partili sevgili arkadaşlarım, sayın basın mensupları, değerli konuklar ve çok sevgili Ecevit dostları. Başbakanımız, Genel Başkanımız, rahmetli Bülent Ecevit'i anmak için toplandığımız bu anlamlı günde onun aziz anısı önünde saygılarımla eğilmek istiyorum. Biraz önce il başkanımız rahmetli Ecevit'in özellikleriyle ilgili çok güzel değerlendirmelerde bulundu. Onlara aynen katılıyorum. Ben kısa sürecek olan konuşmamda Sayın Demirel'in, Cumhurbaşkanımızın ve rahmetli Ecevit'in ortak yönlerini kısaca değinmek istiyorum. Bir devre damgasını vurmuş iki lider olan rahmetli Ecevit ve Sayın Demirel, onların siyasi yaşamları ve aralarındaki ilişkiler siyaset hayatımızın çok özel, çok önemli ve çok özgün bir sürecini oluşturmaktadır. Birazdan burada kendisini dinleyeceğimiz Sayın Demirel'in anlatacaklarının demokrasi hayatımızda, parlamenter hayatımızda, iktidar muhalefet ilişkilerinde yaşayan örneklerle geleceğimize ışık tutacağına yürekten inanıyorum. Ecevit'in ve Demirel'in ilişkileri değerlendirildiğinde zaman zaman işte siyasi çekişme, siyasi mücadele veya benzeri terminolojilerin kullanıldığını görüyorum. Bunun doğru olmadığına şahsen inanıyorum. Bence doğru olan terim siyasi yarıştır. Siyaset yoluyla kamu hizmeti verme yarışı. Bunun böyle olduğunu zaman ve olaylar çok iyi bir biçimde bize göstermiştir. Hem Demirel'in hem Ecevit'in hayatı incelendiğinde, siyasi geçmişlerine baktıklarında gerçekten çok anlamlı, çok özel ders çıkarılacak durumlar vardır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çocukluklarını yaşamış olan Ecevit ve Demirel, Atatürk'ümüzün, büyük önderimiz Atatürk'ün istediği gibi bilimin ışığında kendilerini eğitmişler, geliştirmişler ve millete hizmet etmek için de siyaset yolunu seçmişlerdir. Her iki liderin de büyük idealleri vardır ve bu büyük idealleri gerçekleştirmek için de çok önemli iki siyasi hareketin önderi olmuşlar ve tam anlamıyla uygar ilişkiler çerçevesinde yarışmışlardır. Çeşitli konularda ciddi fikir ayrılıkları olsa da genel hedeflerinin kesiştiği birçok ortak noktada onların buluştuğunu görürüz. Bu buluşmanın adı aslında ideal birliğidir. İdeal birliğinin en somut açıklaması, tarifi, analizi bence hem Sayın Demirel'in hem rahmetli Ecevit'in Türkiye'den ne istediğini anlamakla başlar. Buna iyi bakmamız gerekir. Hem Ecevit hem Demirel hür bir Türkiye istemişlerdir. Hür bir parlamentosu olan, hür basını olan, hür yargısı olan ve hür üniversitesi olan bir Türkiye. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğu bir Türkiye istemişlerdir. Uygar ve ileri ülkelerin insanlarının sahip olduğu bütün haklara Türk vatandaşlarının da sahip olduğu ve bu hakların eksiksiz bir biçimde çalıştığı bir Türkiye istemişlerdir. Bireyleri ileri ve açık düşünen, haklarını bilen, bu haklara sahip çıkan, toplumun sorunlarına duyarlı vatandaşlardan oluşan bir Türkiye istemişlerdir. Kimsenin kimseden korkmadığı, her şeyin şeffaf ve hukuk içinde cereyan ettiği,
kışlanın, caminin, okulun siyasete bulaştırılmadığı bir Türkiye istemişlerdir. Kimsenin kimseye muhtaç olmadığı, çalışmak isteyen herkesin iş bulduğu, kimsenin ama kimsenin ne bugününden ne yarınından endişe ve kaygı taşımadığı bir Türkiye istemişlerdir. Bölgesel kalkınma farklılıklarının ortadan kalktığı, köylerin geliştiği, ilerlediği, dağları, ovaları, ormanları, madenleri, denizleri, sahilleri insanlarımıza, millete iş veren, ekmek veren, hayat veren, mutluluk veren bir Türkiye istemişlerdir. Bilim, sanat ve kültür alanında uygarlığa katkıda bulunan, kendi öz benliğini ulusal değerleriyle birlikte kabul ettirmiş olan, bilgiyi ve teknolojiyi hem kullanan hem de üreten güçlü bir Türkiye istemişlerdir. Kaderde, kıvançta, tasada ortak yurttaşların birbirlerine sevgiyle ve saygıyla bağlı olduğu, kavgadan, kinden, nefretten, şiddetten uzak, barış ve huzur dolu bir Türkiye istemişlerdir. Aslında onların istediklerini biz de istiyoruz. Hem de bugünün Türkiye'sinde her zamankinden daha arzulu, daha inançlı ve daha kararlı bir biçimde istiyoruz. Sayın Demirel, bu idealler doğrultusunda düşünmeye, üretmeye ve öğretmeye devam ediyor. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Ona Allah'tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Sayın rahmetli Genel Başkanımız, Başbakanımız Ecevit ise yaptıklarıyla, söyledikleriyle, yazdıklarıyla bize yol gösteriyor. Bu vesileyle Ecevit'in fikirlerini ve eserlerini geniş kesimlerle paylaşmak amacıyla Ecevit Vakfı'nın da kurulmuş olduğunu sizlere bildirmek isterim. Genel Başkanımızın, Başbakanımızın, sevgili Bülent Ecevit'imizin aramızdan ayrılışının bu 5. yılında onu özlemle ve rahmetle anıyor. Hepinize en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.